En sağlıklı sohbetlerden herkese merhaba. Bugün de kanser hastalığının riskini artıran faktörleri ve tedavi yöntemlerine konuşacağız. Radyasyon onkolojisi konusuna da değineceğiz ve bununla birlikte yoğun bakımda tedaviler nasıl yapılıyor, bu da konularımız arasında. Kanser tedavisindeki son gelişmeler elbette ki önemli ve gelecekte hangi yöntemlerin kullanılacağı da konularımız arasında olacak. Diş hekimi Pertev Kökdemir ile birlikte çok değerli konukları ağırlayacağız şimdi. Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi yöntemleri neler? Yoğun bakım hastaları hangi süreçlerden geçiyor? En sağlıklı sohbetler başlıyor. Çok değerli konuklarımız var dedik. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Esra Kaytan Sağlam, anestezi ve yoğun bakım uzmanı Doktor Nilüfer Şenbecerir bizlerle birlikte sorularımız olacak. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Her ikinize de. Tabii bugün konuşacağımız konu gerçekten çok önemli ama daha önce ağzımıza bile almıyorduk bu hastalığın. Kanser diyemiyorduk bile ama şimdi o kadar rahat konuşabiliyoruz ki tedaviler, yöntemler, nasıl korunmalıyız, nasıl önlemler almalıyız bunları konuşacağız. Soruları soracağız ama sanki çevremizde daha fazla mı bu hastalıkla ilgili bir artış var Pertev? Aslında şimdi tedavi yöntemleri de gelişti ve kanser hastalığına yakalanan kişiler mutlaka hayatını kaybedecek diye bir şey yok. Bu insanlar yaşamaya devam ediyor. Belki de bu yüzden artık daha fazla duyuyoruz. Çünkü kanseri atlatmış ve kanser hastalığına yakalanan kişilere motivasyon olacak vakalar da görüyoruz. Tabii doktorlarımız sayesinde de korkmamamız gerektiğini aslında öğrenmiş ve anlamış oluyoruz. Bu kanser hastalarının sayısı belli mi Türkiye'de? Bir artış var mı? Böyle başlayalım isterseniz. Aslında şöyle, istatistikler devamlı yapılıyor. Bizde kanser kayıtçılığı Türkiye'de son senelerde daha da aktive olarak, doğru girilerek devam ediyor ama dünyadaki verilere de bakınca aslında genel bilgi olarak yıllık bir 14 milyon ve üzerinde yeni kanser tanısı almış hasta var. Tabii bizim konuyu daha çok konuşuyor ve daha çok aramızda da bununla ilgili mevzu olmasının nedeni hastaların dediğiniz gibi hayatta kalan hastaların daha uzun süreli yaşayarak konuyla ilgili paylaşımlarının olması, tanı tetkiklerinin oldukça ilerlemesi ve daha önce erken dönemde bir hastalığın hiç tanısını koyamıyorken artık erken dönemli hastalıklar çok daha yaygın oldu. Mesela meme kanserindeki tarama programları ve kadınların bu konudaki bilinci o kadar iyi ki şu an meme hastalarının %75'i erken evrememe. Oysa ki bizim yani benim ihtisasa başladığım dönemlerde hep bize ileri evre, evre 3 meme kanserleri gelirdi ve yapılacak tedaviler ve bunların yan etkileri çok fazla olurdu. Oysa ki demek son 20 yılda %75'e ulaşan bir erken evre meme kanseri vakası var. Ama i̇şte hala bu, korkanlar da var, onlardan biri de benim. Tabii ki hepimiz korkuyoruz çünkü Bu çok doğal bir tepki. Hani herhangi bir hastalık tanısı evet korkutucu ama kanser oldukça yaygın ve bu konudaki bilgi o kadar kafamızda yer etmiş ki korkutucu bir hastalıktır. Korkutuculuğun nedeni şu, çözümsüzdür, ölümcüldür, bizi hayattan koparır. Günlük aktivitelerimizden uzaklaştırır. Tabii bütün bunlar kanser konusunda çok ciddi bir anksiyete yaratıyor. Hı hı. Ve hakikaten ilk kanser tanısı almak da çok ürkünç ve kadınların bunu kaldırabilmesi gerçekten zor. Ama tanı tetkikleri, tedavi yöntemleri şu an görüyoruz ki artık hastaların çoğu bu hastalıktan kurtulabiliyor. Yani kanser demek eşittir ölüm demek değil. Ama bunu beynimizde tekrardan yapılanmalıyız. Bir de tedavi süreci daha rahat atlatılıyor herhalde. Eskiden çok fazla skar dokusu, yani yara dokusu kalabiliyordu Tabii. tedavi sonrası. Ama günümüzde artık tedavi yöntemleri de gelişti. Evet. Çok farklı cihazlar kullanılıyor, nokta atışı yapılabiliyor. Hı. Bu konuda nasıl destek oluyorsunuz hastalara? Şimdi birincisi tabii kanserle beraber bir organın kaybı söz konusuydu. Artık organ kaybı söz konusu olmayan tedaviler yapıyoruz. Ve radyasyon onkolojisinde yıllarla beraber biz iki boyutlu radyoterapi yapardık. Yani hiç detayları görmeden
bütün bir alanı ışınlardık ve ciddi yan etkilerimiz olurdu. Üç boyutlu radyoterapiler geldi. Yani bilgisayar teknolojisinin radyasyon onkolojisine girmesi çok ciddi bir çığır açtı. Ve artık hangi organları ışınlıyoruz, hangi organları koruyoruz, ne kadar doz veriyoruz bunu görebiliyor olduk. Hı hı. Ve hatta son dönemlerde çok iyi bahsettiğiniz nokta atış tedaviler, yani stereotaktik radyoterapi, hatta stereotaktik radyo cerrahi diye bir yöntem tam gelişti. Açılımı nedir o kelime? Bunun net olarak anlaşılır şekli nokta atışı radyasyonlu tedavi. Yani özellikle 3 santim ve altındaki tümörlerde, nodüllerde, metastatik odaklarda sadece o bölgeye radyasyonla tedavi yapmak mümkün. Hı hı. Ve bu tedaviyi yaparken çok iyi koşullarda hastayı sabitlemek, solunumla ve tüm organların hareketlerini hareket boyutuyla, yani 4 boyutlu radyoterapiyle bunu takip ederek olayı iyi tespit etmek ve tam o organa yüksek dozlu ışın vermek. Bununla birlikte yayından önce editörümüzle konuştuk mesela. Diyor ki çizim de çok önemli dedi. Mesela ben bunu bilmiyordum. Yani evet. Bu atış dediğiniz şey çizimin ne kadar iyi olması, atışın da bu kadar başarılı olmasını sonucunu veriyormuş, öyle mi? Evet, bir kesinlikle böyle. Çizimden. Radyasyon onkolojisinde hasta gelip hastayı gördüğümüz an şöyle bir doz yapacağız deyip hemen akabinde tedaviye başlayamıyoruz. Öncesinde bir işte çizim yapmamız gerekiyor. Hı hı. Bu çizimi bizim ilk dönemlerimizde elle yapıp X-ray'lerde röntgen ışığı altına yapıyorduk. Şimdi bilgisayarlı tomografisini çekiyoruz. Tomografi altında hedef organları çizimini yapıyoruz. Yani tedavi planlama aşaması bayağı olayı mutfağa eğlenceli ve hareketli bir yer ve çok ciddi teknik gelişmelere bağlı olarak gidiyor bu. Benim şu çok ilgimi çekiyor aslında. Dediğiniz gibi organlar hareket halinde. Tedavi evet. Sırasında da örnek veriyorum. Akciğerde bir tümör varsa hasta nefes alırken o tümör de akciğerle beraber hareket ediyor. Bunun stabilizasyonunu nasıl sağlıyorsunuz ya da nasıl tam nokta atışı yapabiliyorsunuz işte, o sırada? İşte asıl sıkıntılı bölüm o. Hani hastada hiçbir hareket olmasa motoru kapatıp tedavi yapsak çok kolay. Özellikle akciğer nodüllerim solunumla beraber 2 santim yukarı, 2 santim aşağı kadar bile hareket edebiliyor. Bunu tabii ki durdurmak mümkün değil. Bazı yavaşlatıcı teknikler kullanabiliyoruz ama şu an günümüzdeki cihazlarla bu hareketi takip ederek tedavi sırasındaki, öncesindeki ve sonrasındaki hareketini takip edip hareketli olduğu ve bizim alanımızın içine girdiği yerleri tespit edip tam alan içindeyken tedavi yapmak mümkün. Hı hı. Onun için de özellikle erken evre meme tümörlerinden sonra akciğer tümörlerinde ve bizim daha çok bu işin sanatsal boyutunu da işin içine kattığımız tümörlerde ameliyat olamayacak vakalar başta olmak üzere, hı hı, nokta atış tedavilerle akciğer tümörünü kontrol etmek cerrahisiz mümkün hale geldi ve Türkiye'de Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği olarak yaygın bir çalışma yaptık. Herkes erken evre akciğer tümörlerindeki yaptığı bu stereotaktik radyoterapi, yani nokta atış tedavilerini topladı ve gördük ki hastaların %80 ve üstünde kontrol sağlayabilmişiz. Ameliyatsız bir kontrol bu. 3 günlük tedaviyle gerçekten muhteşem bir sonuç. Evet, bir tedavi süreci var tabii, bir de yoğun bakım süreci var aslında. Buna da değinmek evet. istiyoruz. Bu yoğun bakım süreci nasıl işliyor? Hastalarla nasıl bir iletişim kuruyorsunuz ve orada neler yaşanıyor, merak ediyoruz. Daha öncelerinde bir kanser hastası yoğun bakıma geldiğinde bu onun için bir son gibi düşünülürdü. Genellikle oradan çıkmayacak ya da bir geri dönüşü olmayan bir yol gibi düşünülürdü. Hem son dönemde onkolojide, radyasyon onkolojisinde gelişen yöntemler, hem yoğun bakımların teknolojik olarak gelişmesiyle birlikte artık buradan sonrasında hasta bir komplikasyon geliştiğinde yoğun bakıma geliyor, tedavi sürecini tamamlıyor ve tekrar onkolojisine ya da tedavisine devam edebiliyor. Burası aslında reanimasyon diye geçiyor, bir dönüşüm yeri. Hı hı. Burada kişinin birazcık daha toparlanması, belki ihtiyaçlarının karşılanması için önemli bir yer.
İşte orada kişinin kendiyle baş başa kaldığı tek an galiba. Ya aslında kendiyle baş başa kaldı ama inanılmaz da korkutucu bir ismi var. Yoğun bakım. Yani hani yoğun bakımda hastayı göremezsiniz vardır. Evet. Yoğun bakımda oradaki neler yaşandığı bizi hakikaten psikolojik olarak da birazcık etkiliyor. Hatta benim kafamda şöyle bir şey canlanıyor. Yoğun bakım dendiği zaman kişinin hiç hareket edemediği, evet, tamamen cihazlara bağlı yaşam fonksiyonlarına devam ettiği. Böyle mi? Yani Pertev'in söylediği gibi mi? Yaşamını devam ettirebilmesi için solunum cihazına bağladığımız hasta grubu oluyor. Hı hı. Bunu gerçekten o kapılar kapandığında ya da kapının dışında kaldığınızda farklı bir boyutu var. Ama içeride ise bambaşka bir boyut var. Çok farklı bir boyut var. Orada bir ekip var. O ekiple birlikte yoğun bakım uzmanı, hemşiresi, personeliyle birlikte aslında o hastaya yaşam mücadelesi sırasında yanında oluyoruz. Dışarıda hasta yakınları, içeride bizler. Kendi başına dinlenmesi gerektiği bir an gibi düşünün. Bazen yoruluyor, bazen solunumunu tek başına yapamıyor. Bunun için yaşam destek ünitelerinden bunları destekliyoruz. Bu aslında bir yaşamın sonu değil. Belki de yeni bir yaşamın başlangıcı. Sadece yoğun bakım değil, reanimasyon. Aslında yeniden canlanma, dönüşüm. Hı hı. Orada mutlak dönüşüyorsunuz. Kelimenin tam anlamı da o oluyor herhalde değil, evet, mi hocam? Mutlak dönüşüm. Mutlak dönüşüm, hatta farkına varması insanın. Evet, oraya geldiklerinde hem hasta yakınları, hem bizde çok fazla dönüşüm oluyor, hem de hastalarda. Kendimizi sorguluyoruz galiba, neler oldu, neler yaptık. O zaman işin psikolojik boyutu da diyebiliriz buna yani. Evet, daha özü. Daha özü. Daha özü. İnsanın çünkü orada kendisiyle kaldığı, yüzleştiği bir an. Hesaplaşmaların olduğu bir yerde diyebiliriz aslında. Evet, hesap demeyelim ama gerçekten kendiyle. Nasıl, neden, niçin. Bu soruları değil, bundan sonrasında alacağı yolculuk için yanında olmaya, ona destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Bu tabii ki insan hasta olduğu zaman, kendiyle baş başa kaldığı zaman farkındalığı yaşıyor. İşte ne yaptım ben, niye bu duruma geldim? Ama hasta olmadan da aslında kişinin farkına varması çok önemli diye düşünüyorum. Evet, sağlık bizim hastalanmadan önceki halimiz. Aslında özümüz, kendimiziz. Hı. Ama hayatın içerisinde o kadar çok koşturuyoruz ki, kimi zaman iş, kimi zaman okul, ev, farklı farklı konularda stresler yaşıyoruz, geriliyoruz, unutuyoruz galiba yaşamı. Ve ne zaman hastalanıyoruz, ne zaman işte Esra hocamın söylediği gibi şusun, busun gibi ismini söyleyemediğimiz, tedirgin bile olduğumuz konularda dendiğinde, işte o zaman bir saniye ben varım galiba dediğiniz anlar başlıyor hayatta. Oraya kadar hep kendinizi unutuyorsunuz. Aynı güzel anlatıyorsunuz hakikaten. Ben varım demek hakikaten belki de işin her şeyin özü, evet, aslında. Evet. Ben varım demek. Belki de birçok hastalığı da baş etmemizdeki sihirli kelime de olabilir değil mi bu? Çünkü ilk o tanıyı duyduğunuzda en çok Esra hocam karşılaşıyordur tabii bir onkolojik vakayla. Tanıyı duyduğunuzda önce bir şok gelişiyor. Sonra bir inkar gelişiyor. Yani evet, basamak, bilmiyorum sizden. Basamak gidiyor. Ondan sonrasında, aynen, bir suçlama başlıyor. Etrafı suçlama, aileyi suçlama, işi suçlama, çevreyi suçlama, yaşananları suçlama, kendini suçlama. O sırada öfkeyle bir hekimi suçlama. Ne isterseniz yani orada hayatı sorguluyor kişi. Sonrasında bir kabulleniş başlıyor, hmm, ve dönüşüm ondan sonra gerçekleşiyor. Hmm. İşte o kabulleniş ve dönüşüm aşamasına kadar önce ciddi bir stresli yolculuk var. Peki bu süreç içinde kişi sağlıklı hissederken kendini, vücut herhalde hastalanmaya başladığında, özellikle kanser hastalığında bazı belirtiler gösteriyor. Bir kontrole gitmek için ne tip belirtiler olmalı? Yani neler kanserin belirtisi olabilir? Kişi neler hissediyor olabilir bu hastalığın ilk evrelerinde? Aslında şöyle bir şey, normal gitmeyen ve size ekstra gelen herhangi bir şey doktora gitmek için bir sebep. Öksürüğünüzün olması, bu öksürüğün artması, balgam çıkartmanız ve uzun süre geçmemesi, ses kısıklığı, sebepsiz yere kilo kaybım ya da herhangi bir yerinizde ağrı olması, baş ağrısı, bütün kanser hastalıklarında ortak özellikler mi bu dedikleriniz? Evet, genel olarak yani tüm bu şikayetler doktora gitmeyi gerektiriyor. Ama biz ne diyoruz? 40 yaşında bir kadının mamografi çektirmesi, ultrason yaptırması. Yılda bir jinekolojik muayenesinin yaptırması. Hani bunun için herhangi bir şikayetinin olmasına, akıntısının, kaşıntısının, ekstra bir şeyin olmasına gerek yok. Jinekolojik muayene ve simir yaptırsın. Hani 50 yaş kabul etmek istemiyoruz ama 50 yaşına geldiğimiz zaman mutlaka bir endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak zorundayız ki
bağırsak tümörünü erken tanıyalım. Hem erkekler için hem kadınlar için. Hem erkekler hem kadınlar. Yani hep kadınlar üzerine konuşuyoruz ama erkekler de. Biraz tabii pozitif ayrımcılık yapıyoruz biz. Evet, biraz yani yapıyoruz ama erkeklerin de yakalanma riski artık çok fazla değil mi? Kolon ve rektum tümörleri, bağırsak tümörleri her iki cinste de üçüncü sırada olan tümörler. Erkeklerde akciğer hala daha en başta çünkü sigara içiciliği ve bunun getirdiği kanserler. Oysa ki mesela sigara içen bir kişide öksürük çok normal bir bulgu ve öksürük olduğu için, öksürdüğü için kimse doktora gitmiyor. Oysa ki öksürük bir şikayet. Geçmeyen öksürük, devam eden, artan öksürük doktora gidilmesine gerektiren bir bulgu. Hani kadınlarda meme tabii birinci sırada. Üçüncü, her iki grupta üçüncü sırada kolorektaller var. Erkeklerde prostat yaşla beraber kaçınılmaz olarak ön plana geliyor. Ve aslında normalin dışında vücudumuzda hissettiğimiz herhangi bir şey doktora bununla ilgili gitmemizi gerektiriyor. Bir de Burcu, şöyle bir şey de oluyor. Şimdi ben kendim için de düşünüyorum. Ben hastaneye gidip şey mi diyeceğim? Ben kanserle ilgili bir tarama yaptırmak istiyorum. Evet, hani, bunu bilmiyoruz tabii. Evet, ne yapmamız gerekiyor? Nereye başvuracağım? Kime başvuracağım? Ne yapmam lazım? Doğru. O yüzden çekiniyoruz aslında. Nereye başvurur? Çünkü ben korktuğum için gitmiyorum. Onu da söyleyeyim de yani. Şunu da diyebilirler. Yani sağlıklı insan niye gelmiş buraya, kanser miyim diye şey yaptırıyor, test yaptırıyor. Anormal görürler diye düşünüyoruz belki de. Değil. Bilmiyoruz. Yani mamografi, sigara içenlerin akciğer grafileri. Bizde Türkiye'de akciğerle ilgili tarama programları henüz yok. Oysa ki düşük dozlu tomografi mutlaka bu hastalarda, bu kişilerde, sağlıklı kişilerde çektirmesi gereken bir durum. Siz sağlıklı bir bireysiniz. Belli bir yaşa geldiğinizde, yani evet bu yaşta PSA yaptırmanıza gerek yok ama 55-60 yaş ve sonrasında PSA testi yapılmalı. Yıllık kan tetkikleri yapılmalı. İşte kadınlardaki bu mamografi, jinekolojik muayene, kolonoskopi, endoskopi. Endoskopi ve kolonoskopi bir kez yapıldıktan sonra 5 yılda bir yapılıyor zaten. Ve vücuttaki ekstra herhangi bir şey ve yıllık kontroller. Aslında bazı firmalar hani işe alırken akciğer grafisi çekiyor. Ve sırf bu çekilen akciğer grafilerinden ciddi oranda akciğer tümörü tespit ediliyor. Evet. Ama yurdumuzda halen daha %80 akciğer tümörü evre 3. Yani bu sıkıntı. Peki, tabii. Bir de şöyle bir şey var. Acaba taramadan sonra bir şeyler tetiklenir mi diye de korkuyoruz. Acaba tarama yaptırdım, bir şey yok ama o cihazlara girdiğimizde bir şey tetiklenir mi diye de böyle bir endişe de var. Bir de kanser tedavisi zorlu bir süreç olduğu için kabullenip de ya bir şey çıkarsa, şimdi ben burada hayatımı, normal yaşantımı noktalayıp kanser tedavisine mi başlayacağım diye bir düşünce oluyor. Aynen. Onlardan biriyim, yine söylüyorum. Allah korusun. Ama şimdi Nülüfer'in söylediği şeyler çok güzeldi. İnkar etmek, çevreyi suçlamak, niye ben demek. Evet. Hani bize gelen hastaların sıklıkla söylediği bir şey bu. Ben diyor organik besleniyorum, egzersiz yapıyorum, kilom yok, ailede hiçbir tümör yok. Niye ben? Evet. Ama böyle bir şey var. Evet, hayatın içinde her şey yolunda giderken genetik faktör bile yok. Karşılayan bir evet, kapınızı çalıyor, tık tık ben geldim gibi, işte şu an kanser içeriye giriyor gibi. Burada bu düzenli tahlillerimizi, tetkiklerimizi yaptırdığımızda erken teşhis kesinlikle hayat kurtarıyor. Artık son dönemlerde kurumsal firmalarda yıllık taramalar yapılıyor. Evet, bununla tanı konmuş ve ciddi tedavi olmuş benim kendi arkadaşlarım da var. O yüzden bu önemli. Biz günlük koşturmanın içinde hayatta o kadar kayboluyoruz ki bunu bir kendine bakmak gibi, yani kendine bir es vermek, bir ara vermek gibi, belki o bakım gibi düşünürsek eğer, hem daha az korkarak hem de gittikten sonra sağlığımızı fark ettiğimizde kesinlikle o bizim için iyi bir şey. Evet. Ertelememek lazım. Ertelememek lazım. Nasıl göz doktoruna gidiyoruz, gözlerimiz zaman bozulmasın. Evet. İşte cilt doktoruna gidiyoruz, zaman yaşlanmayayım, saçımızı yaptırıyoruz vesaire derken aslında en önemli şeyleri de birazcık geriye bırakıyoruz. Bir de şöyle, bizim halkımızda saklayan kişiler de çok var. Memede bile böyle ciddi ele gelen hastalık olup yok sayan, saklayan, doktora gitmeyen, inkar kısmı, inkar kısmı çok ön plana da geçebiliyor. Bana bir şey olmaz düşünce. Evet, ve ertelememek gerekiyor. Herhangi bir değişikliği ne olursa olsun. Evet, Berke, bunu aslında yayın öncesi de konuşmuştuk. Ben hocalarımıza da sormak istiyorum. Beyin gücüyle kanseri yok etme isteği veya desteği.
Bunu nasıl başaracaklar yoğun hastalar? Evet, yani az önce dönüşüm dediniz ama bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben. Biz hatta yayın öncesi konuştuğumuzda nasıl olur acaba müzik mi dinletiyorlar veya kendiyle baş başa bıraktıklarını da söylediniz az önce ama neler yapıyorsunuz bu dönüşüm için? Orası bir dönüşüm. Müzik dinletiyoruz kesinlikle. Farklı klasik müzik tekniklerini kullanıyoruz. Orada insanın kendisiyle baş başa kaldığında biz günlük hayatta baş başa kalmıyoruz kendimizle. Hı hı. Hep birileriyle kalmaya çalışıyoruz. Yalnız kaldığımızda bile kendimize çok zaman ayırmıyoruz. O yüzden kendimizi düşündüğümüzde hep geçmişin bir ızdırabı içerisinde, geleceğin kaygısı içerisindeyiz. Bugünü unutuyoruz. Yani neden varım, nasıl yaşıyorum, neye ihtiyacım var, ben ne istiyorum gerçekten, özümde ben niye buradayım ya da bunları niye yaşıyorum. Her şey toz pembe olmak zorunda değil. Her şey çok güzel de olmayabilir. Ama yaşanan her olayın bir yaşamamız sebebimiz var bizim. Hı hı. Bunu düşündüğümüzde kendimize gelen soruları fark edebiliriz. İster beyin gücü deyin, İsterseniz farkındalık deyin burada. İnsanın kendini fark etmesi çok farklı bir şey. Evet, aldığı nefesi fark etmesi gerekiyor. Evet, biz de kendimizi birazcık daha fark etmek için bir nefes alalım. Kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz. Kısa bir ara verdik ve çok değerli konuklarımızla sohbetimize devam ediyoruz. Az önce beyin gücüyle iyileşme dedik, dönüşüm dedik. Pertev, aslında çok güzel bir konu. Bununla devam etmek istiyorum ben. Gerçekten beyin gücü hastalıkların iyileşmesinde çok önemli. Mesela senin yaşadığın şeyler oldu mu Burcu? Ha. Normal hayatın içinde ben bu hastalığı yenerim veya bu hastalığa yakalanmam diye düşündüğün. Yani Allah'a şükür benim böyle büyük bir hastalığım olmadı. Yani olanların herkese şifalar diliyorum ama beyin gücüyle birçok şeyi aşıldığını biliyorum ben. Yani kendimde yaşadım. Mesela yaşlanmamı geciktirdiğimi düşünüyorum. sürekli güzel. Olarak evet. Yani yaşlanmayacağım diyerek bunu birazcık daha geriye çektiğimi düşündüğüm oluyor. Bu eğer beyin gücüyle alakalı bir şeyse. Peki hocam, tıpta yeri var mı beyin gücüyle tedavinin veya iyileşmeye katkının? Şöyle, aslında hani beyin gücü olarak tam demiyoruz ama güncel literatüre baktığımızda integratif onkoloji diye bir şey var. Yani bütüncül tıp. Hı hı. Şimdi bizim hastalarımızda da sıklıkla gördüğümüz kanser tedavileriyle ilgili bazen tepkiler oluyor ya da kanser tedavileri sırasında da farklı ürünler kullananlar var. Literatüre baktığımızda aslında integratif onkolojiyle, yani bu bütüncül tıp içinde beyin gücü var, meditasyon var, yoga var, akupunktur var, müzik tedavileri var, nefes çalışmaları var ve aslında kanseri de bütüncül olarak görmek lazım. Ve gerçekten hani sizin kendi kendinize yaptığınız telkin çok başarılı olmuş. Bu tamamında da... İltifat aldım. Evet. Yok, gerçek. Hastalar için de geçerli. Eğer hastaların da hani depresif moddaysa, motivasyonu düşükse, bir enerjileri, yani içsel enerjileri yoksa, sizin yaptığınız tedaviler de bazen hiç tepki vermiyor. Hı hı. Oysa ki hani benim de gözlemlerim, genel bilgi de onu söylüyor. Motive olan ve bu hastalıkla ilgili ben bunu yenerim, moral gayet çok önemli iyiyim, ya. Toparlarım diyen hasta daha iyi gidiyor. Ama hangi hasta? Bunu diyeceğiz ama modern tıbbın getirdiği tüm ürünlerden, radyoterapiden, kemoterapiden, işte son dönem immünoterapi, akıllı ilaçlar, güncel bilgi, tıbbi bilgi neyse bunu kullanacağız. Yanında da buna destek olarak, çünkü kanser tedavisinde sadece doktor yok, sadece hasta yok. Hastanın yakınları var, çevresi ekip var. Ekip işi gibi bir şey aslında. Bravo, bir ekip işi, iş arkadaşları var, çocukları var ve herkesin olayın içine kattığı bir tuz var, yani böyle olması lazım. Yaşama tutunmayla ilgili bir durum kesinlikle gerçekleşmesi gerekiyor. Yani onkolojik tedavinin standart tedavileri alan hastalar ve bunun yanında mesela müzik tedavisi aslında çok eski dönemlerden beri olan ve hakikaten anksiyete, duygu durum bozukluklarına iyi gelen, depresyona ve motivasyonun artmasına çok iyi gelen yaklaşımlar. Refleksoloji var. Hani hiç bilinmeyen diye geçiyor. Oysa ki işte iştah konusunda çok işe yarıyor. Kronik kabızlık, ishalde işe yarayabiliyor. Bulantı, kusmalarda işe yarayabiliyor. Akupunktur
ağrı tedavisinde çok önemli veriler elde etmiş durumda. Karşılaştırmalı çalışmaları bile var. Kulaktan yapılan akupunkturla plasebo, yani hiçbir şey yapılmayan hastalardaki ağrı kontrolünde ciddi bir fark var. Bulantı kusmadan. Radyoterapi uygulanan hastalarda, özellikle baş boyun tümörlerinde, tükürük bezlerinin çalışmamasından ağız kurulu oluyor. Mesela akupunkturda bundan da faydalanıyoruz. Dolayısıyla olayı bütüncül olarak görmek lazım. Hasta ve yakınlarının hastayı doğru beslemesi, uygun oranda proteini vermesi, vitamin desteğini yerine getirmesi. Fitoterapi diye bir şey var, derya deniz bir konu. Tamamen ayrı bir konu şeklinde gidiyor. Ve tüm bunların biz bütüncül olarak yapabildiğimiz zaman hastadaki verimimiz ve kür şansımız daha yüksek oluyor. Yani uykusuz kalan hasta eğer müzik tedavisiyle uyuyabiliyorsa ve rahatlıyorsa başarı %100 artıyor. Peki Nilüfer Hocam, burada size sormak istiyorum. Çünkü siz gerçekten ağır durumdaki vakaları görüyorsunuz. Çok ağır dediğiniz ama gerçekten yaşama tutunup tekrar normale dönen vakalar gördünüz çok, mü? Çok, kesinlikle. Buna inanarak da söylüyorum, inanıyorum da, görüyorum da. Şimdi burada biz hekim olarak teknolojiyi kullanıyoruz, ilaçları kullanıyoruz, hastalıkları biliyoruz. Ama unuttuğumuz bir başka boyutu var galiba. Bu teknoloji, bu ilaçlar, bu hastalıkların üzerine her hasta da aynı etkiyi yapmıyor. O zaman unuttuğumuz bir insan faktörü var. Yani karşımızdakini tedavi ederken hep söylüyoruz, hastalık yok, hasta var aslında. Onun inancı. Onun hekime güvenmesi, ilaca güvenmesi, tedaviye inanması, iyileşeceğine inanması gerekiyor. İşte orada farklı bir boyutu var. Yani kişinin kendi boyutu. Siz ne yaparsanız yapın, hastayı tedavi ediyorsunuz, 3 yıl sonra metastazla geliyor. Kişi kendisindeki değişimi sağlayamazsa, o farkındalığa kavuşamazsa, aynı hastalıkla veya başka hastalıklarla tekrar metastaz veya farklı bir durumla tekrar geliyor. Burada kişinin kendini tanıması gerekiyor. İşte farkındalık bence böyle başlıyor. Bir de kişiden kişiye de tabii tedavi değişiyor. Kesinlikle. Yani yoğun bakımda veya kanser tedavisi sürecinde de her kişinin farklı tedavi yöntemi olacaktır mutlaka ki. Yoğun bakıma geldiğinde hani bu yaşamaz denilen birçok hastanın yaşadığını biliyorum. Veya bu yaşayabilir dediğimizde hastaları kaybettiğimiz oluyor. Orada yaşamasını sağlayan ya da yaşamının bitmesine sebep olan bizler değiliz. Biz %30 bir faktörüz. Kullandığımız teknoloji ve ilaçlar %30 bir faktör. Ama insan faktörü kendisi, kendi hastalığının sorumluluğu alması %40. Hep öyle anlatıyorum. İşte oranı kaçtır diyor. Ben kendi oranımla ilgili size %100 garanti verebilirim. Hastanızın yanında olacağım. Bildiğim bütün hekimlik kurallarını uygulayacağım. Tedavi yöntemlerini uygulayacağım. Ama sonuçta hasta bu iki yoldan birini seçebiliyor. Dolayısıyla oradaki o boyutu unutmamak gerekiyor. Hangi teknolojiyi, hangi ilaçları, hangi hekime giderseniz gidin, hastanın inandığı şey, bazen bir bardak suyu içtiğinde iyi olacağına inanıyorsa bir bakıyorsunuz iyi olmuş. Evet. Yani ne kadar güzel bilgiler verdiniz. Tabii Nilüfer'in söylediği şey çok doğru. Hep istatistikler üzerinden gidiliyor. Hani bu tedavi yüzde kaç işe yarar? İşte Nilüfer'e soruyorlar. Yüzde kaç buradan çıkar? %40. Yani bize geliyor hasta, diyor ki internetten baktım. Burada diyor %2 falan sağ kalan hasta varmış diyor. Evet diyorum ama hani o iki hastadan biri sen misin onu ben bilmiyorum. Ah o internet, ah o sosyal medya. Aynen. Doktora gitmeden önce başvurulan. Evet, doktora gitmeden önce. Aslında hepimiz oraya baktığımız zaman bir orada bir ödümüz kopuyor, sonra zaten geri çekiyoruz. Belki artık iyileşen hastalar da yazmalı diye düşünüyorum. Evet, yani evet. Kötü deneyimlerini. Çok. Bizi dinleyen insanlar içerisinde de sadece hastalık değil, bu hastalıktan dönüşmüş sağlıklı bireylerin de kendilerini artık ifade ediyor olmaları lazım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Korkarak giriyoruz bu konuya her seferinde ama umutla çıkıyoruz gerçekten. Evet, gerçekten. Bütün hastalarımıza da, hastalara da şifalar diliyoruz. Pertev Kökdemir'le birlikte En Sağlıklı Sohbetler'de bu hafta da çok değerli konukları ağırladık. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.